Merhaba sevgili arkadaşım, hoş geldin. Ben Ahmet Hocan. Yine seninle birlikteyiz. Krallar Karması TYT fizik denemelerini çözmeye devam ediyoruz. 15. deneme hemen birinci soruyla başlıyor. Diyor ki, bilimsel çalışmalarda bilimin etik kurallarına uymak önemlidir. Berna doktora çalışmasında yaptığı aşağıdaki işlerden hangisi bilim etiğine uygun olmaz? Araştırma ve deneylerde hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermemesi. Buraları çok dikkatli okumalısın bak, vermemesi. Bir yanlış okuma götürür. Çaların çalışmalarına atıfta bulunması, atıfta bulunabilir eğer onlardan eğer küçük parçalar alıyorsa onlara atıfta bulunacak tabii. Bilgisayar programından faydalanabilir, hiçbir problem yok. Tamamlanmış, dikkat et bak, tamamlanmış tezini başka bir kişiye yazdırması. Zaten bu hanımefendi tezini tamamlamış. Başka birine yazdırmasında problem yok. İnsanların isteği olmadan onların hakkındaki bilgileri kullanması, ne güzel yerleştirmişler şıkları. Yani şu D seçeneğini anlık olarak yanlış diyebilir insan. E seçeneğini okusa var ya zaten D'yi töbe yanlış demez. İnsanların isteği olmadan onların hakkında bilgileri kullanması, böyle bir şey olabilir mi ya? Kesinlikle yanlış. Cevap Edirne. Peki 2. Cisimle yaptığı etkilerle tanımlanan kuvvet ile ilgili. Değil mi? Cisimle yaptığı etkilerle tanımlanan kuvvetle ilgili. Yargılardan hangisi doğrudur? Doğada kuvvetler çift olarak ortaya çıkar. Tamam, problem yok. Bütün kuvvetler etki tepki kuvvet çift işte çekiyor. Onu itiyor, onu çekiyor. Mesela elektriksel kuvvet artı eksiyi çekiyorsa eksi de artıyı çekiyor. Yani dünya beni çekiyorsa ben de dünyayı çekiyorum. Çiftler halinde bulunur. Sürtünme kuvveti elektromanyetik temelli bir kuvvettir. Tabii cisimlerle zemin bu aslında bilinmesi gereken ve birçok öğrencinin bence eksik olduğu noktalardan bir tanesi. Sürtünme kuvveti yüzeylerin birbirine uyguladığı elektromanyetik çekim kuvvetleriyle alakalı. Cismin ağırlığı kütle çekim kuvvetine örnektir. E tabii ki de ağırlık. Hani ne yapıyorsun? Şöyle bir küren var ya, dünya koca küre. Ha böyle şöyle böyle kocaman bir küren var. Dünya üzerindeki bir cisme dünyanın yüzeyine koyduğun zaman bir cisim dünyanın merkezi tarafından ne yapılıyor bu cisim? Aşağı doğru dediğimiz yani dünyanın merkezine doğru çekiliyor. İşte bu da onun neyini oluşturuyor? Mg ağırlığını oluşturuyor. Yani bir cismin ağırlığı dediğin şey aslında dünyanın ona uyguladığı çekim kuvveti. Çok güzel bir şey bu. O zaman cevap ne oldu? E seçeneği oldu ikinci soruda. Bir de E'ydi herhalde. Bakalım iki de E oldu. Aynı ortamda bulunan kalın X bardağı ile İnce Y bardağı aynı cam malzemeden yapılmış olup bardaklar iç hacimle özdeştir. İç hacimleri özdeş demek ki dış hacimleri farklı. Her iki bardak 100 santigrat derecede su ile tamamen doldurulduğunda X bardağı çatlıyor, Y bardağı çatlamıyor. Olabilir. Bu durumun açıklanmasında X bardağının iç yüzeyi dış yüzeyinden daha fazla genleşmiştir. Bak çok güzel bir şey bu. Evet iç yüzeyi daha fazla genleştiği için zaten yerine sığmadı ve çatladı. Değil mi? Hızlı bir şekilde ısıyı iletemedi. İç yüzey hemen ısındı. Sıcaklığın artmasıyla birlikte iç yüzey genleşti. Ama dışa doğru gidemediği için bardağı çat çatlattı. Oysa ki bu o yüzden çatlamıyor mesela ince bardaklar. Vay be, çok ilginç. Ha. Tam tersini düşünürüz aslında. Y bardağının içi ve dışı aynı miktarda genleşmiştir. Evet içi ve dışı aynı miktarda genleştiği için zaten çatlamadı. Cisimlerin kalınlıkları ısı iletim hızını bariz etkiler. Zaten ısıyı iletemediği için adam genleşti ve çatladı. Üf. E seçeneği. Ne oluyor ya? Deminkiler de Edirne. İnşallah doğrudur. İki sorudur Edirne ama üçüncü soruda Edirne oldu. Peki. Dört o zaman. Şekildeki elektrik devresinde bir dirence voltmetre paralel ampermetre seri bağlanmış. Voltmetre paralel ampermetre seri gayet mantıklı. Buna göre bu devre için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Voltmetre ve ampermetrenin yerine voltmetre, ampermetrenin yerine bağlanırsa gösterdiği değer sıfır olur. Voltmetre, ampermetrenin olduğu yere bağlanırsa gösterdiği değer sıfır olmaz. Bir saniye yanlış mı ifade ettik? Sıfır olur. Yok, evet, ha sıfır olur. Evet, gösterdiği değer sıfır olmaz. Yani bu yanlış. Niye yanlış? Çünkü sen voltmetreyi buraya bağlarsan sevgili arkadaşım, bu iki noktasına pil voltajını ölçersin. Direncin bir esprisi kalmaz. Yani voltmetrenin gösterdiği değer sıfır olmaz. Zaten bizden yanlışı soruyormuş. Üstünü çizdiğim için bir kuşkulandım. Cevap ne? Adana. Ampermetre voltmetrenin yerine bağlanırsa direnç kısa devre olur. Tabii ki de ampermetreye gider voltmetreye bağlarsan direnç kısa devre olur. Bu gayet doğru bir ifade. Elektrik akımı artıdan eksiye doğrudur. Öyle tanımlanıyor en azından. Bu da doğru. Elektronlar pilin eksi ucundan artı ucuna doğru hareketlenir. Bak şimdi bak hareketlenir diyor.
Hareket eder demiyor. Bu çok güzel bir ifade ya. Gerçekten hareketlenir. Yani titreşim hareketleri olarak ifade ediliyor bu. O zaman hareketleniyor. Tamam ama artıda eksiden artıya doğru koştura koştura gitmiyor. Gerçekten çok güzel nokta yakalamışlar. Hareketlenir doğru. Artı yükler hareket etmez zaten doğru bir ifade. Cevap A seçeneği olacak. Bence bu soru birçok arkadaşımız yanlış yapacak. Birçok öğrencinin yanlış yapabileceği efsane bir soru olmuş. Özellikle şu voltmetre ampermetrin yerine bağlanırsa gösterdiği sıfır olur. Hayır arkadaşım sıfır olmaz. Devredeki akım sıfır olur ama voltmetre pilin voltajını ölçmeye devam eder. Müthiş bir ifade. Adana. 5. Diyor ki ya şu meşhur kralın tacı değil mi? Arşimet aynı kütledeki altın taç ile altın külçesinin eşit kütlede su taşıracağını tahmin etti. Bunun için altın tacı ve eşit kütledeki altın kütleyi eşit kütledeki altın kütle değil mi? Ayrı ayrı sıvı taşırma değil mi? Kaplarına atarak taşıdıkları sıvıları ölçmüştür. Yaptığı deneyde aynı kütlede su taşırmadıklarını görünce altın tacın saf altın olmadığını başka metallerden karıştığını söylemiştir. Çok mantıklı. Tamamen neyle alakalı? Aynı öz kütledeki maddelerin aynı kütlede alındığında M eşittir. D çarpı V bağıntısı gereğince aynı hacimde olması gerekir. Ama Arşimet bunu yapıyor. Ve buradaki taç ile onunla aynı kütledeki saf altının aynı miktarda su taşırmadığını görünce diyor ki bu tacın içinde bir halt var. Yani bu saf altın değil. Müthiş bir şey. Arşimet deneyi sonucundan doğru olması için altın tacın boşluksuz olduğundan emin olmalı. Bu kesin. Boşluksuz olduğundan emin olmalı. Aynı sıcaklıkta su kullanmalı. Çünkü aynı sıcaklıkta su kullanmazsak suyun öz kütleleri farklı değil mi? Burada farklı sebepler olabilir. Yani su aynı sıcaklıkta olmalı. Çünkü hacimsel değeri değişiyor değil mi o zaman? Yani çok böyle şey de değil ama bu ifade güzel. Taşırma kapları özdeş olmalı. Yok, taşırma kapları niye özdeş olsun ki? Taşma seviyesine kadar dolu olması bizim için kafi. Değil mi? O zaman cevap da olur. B seçeneği olur sevgili arkadaşım. Sadece şu aynı sıcaklıkta su kullanılmalı biraz neden gibi duruyor ama yani hacimsel olarak sonuçta taşan hacimleri bakıyor. Burada ne diyordu? Yaptığı deneyde aynı kütle. Ha, aynı kütlede su ulan. İşte burada şimdi ne diyor? Aynı kütlede su taşırmadıklarını görüyor. Sanırım taşan suların kütlelerine bakıyor. İşte o zaman kesinlikle aynı sıcaklıkta olmalı. Bak şimdi oldu. Bir içmesi diye. Şimdi gelelim 6. soruya. Hava ortamında bulunan kırılma indisi N ve orta kısmının kalınlığı D olarak verilen ince kenarlı merceğin odak uzunluğu F'tir. Odak uzunluğu F. Buna göre merceğin kırılma indisi N azaltılırsa veya merceğin uzunluğu değiştirilmeden kalınlığı D arttırılırsa. Mercek daha böyle geniş bir hale getiriliyor. Yani eğrisel yüzey daha eğri olacak. Merceğin şuradaki D'sini arttırmak için uzunluğunu değiştirmeden hani şöyle yapıyoruz ya. Bunu da böyle yapıyoruz ya. O zaman merceği biraz daha eğrisel hale getirmiş oluruz diye düşünüyorum. Yani nasıl yapabilirim ki onu? Aha bak şöyle buradan yapalım. Bu kısmı ne yapalım? Silelim. Düzgün olması için böyle bir şey yapıyorum sevgili arkadaşım. Hop şuradan. Yine aynı şekilde diğer taraftan da aynısını yapalım. Şuradan bir yerden alırsak herhalde olur. Oldu mu? Olmadı. Olmadı. Bir geri gidelim. Böyle ortadan bir yerden şuradan bir yerden alsak. Ha, vallahi oldu gibi. Şöyle yaptık mı? Hop oldu. Peki. Şimdi bu kısmı da silelim sevgili arkadaşım. Şuradan hop merceği daha böyle geniş bir hale getirdik. O zaman merceğimiz biraz daha kırıcı olacağı için odak uzaklığı ne olacak? Biraz daha küçülecek değil mi? Kırıcı, daha kırıcı bir mercek olacak. Yani o yüzeyleri daha fazla büktüğün zaman merceği şöyle şu şekilde düşün. Düzleştirdiğin zaman düz bir cam gibi olacak. Bunu açtığın zaman daha merceksi bir yapı elde edeceksin. Doğru değil mi? Şimdi bir merceğin odak uzaklığı ile ilgili konuştuğumuzda böyle bir mercek çizeyim. Ben sembolü üzerinden gideyim istersen. Biraz daha güzel herhalde anlaşılır. Şöyle
Şuraya da bir tane ne çizelim? Orta noktasından asal eksenimizi çizelim şöyle sevgili arkadaşım. Bir tane ışın gönderelim. Mesela ışınımız atıyorum. Şuradan bir tane ışınımız olsun. Geldi. Bu ışını gönderdiğim zaman bu ışın mercekten kırıldığında örneğin şöyle 3 birimlik bir mesafeden gidiyorsa burası merceğin neyidir? İnce kenarlı merceğin odak uzaklığıdır. Evet çok doğru söylüyorsun. Burası focusing dot dedikleri odak noktası. Peki mercek daha çok kırarsa ışını, mercek ışını biraz daha fazla kırdığını düşün. O zaman uzak uzaklığı nerelere gelecek? Şuralara. Mercek ışını daha az kırarsa odak uzaklığı buralara gidecek. Doğru mu? Daha çok kırması demek, daha çok toplaması demek. Şimdi diyor ki buna göre merceğin kırılma indisi en azaltılırsa, merceğin kırılma indisi en azaltılırsa ışığı daha az kıracağı için buralara gelir. O halde en azalırsa diye buraya yazdık. Odak büyüyecek. Doğru mu? Şimdi daha böyle fazla büker, merceğe daha tombik bir mercek haline getirirsen daha kırıcı bir mercek haline gelirse o zaman da şu da D'nin artması demek. D artarsa diye şöyle yazalım. Şöyle bir kesme işareti koyalım. Artarsa. D artarsa odağın küçüldüğünü, N artarsa şöyle düşün, N azalırsa da odağın büyüdüğünü görüyorsun. N azalırsa o zaman odak uzaklığı yani F artıyor. D artırılırsa mercek daha çok kırdığı için odak uzaklığı F ne oluyor? Azalıyor. Bu da çok sağlam bir soru olmuş. Oldukça farklı. Artar azalır. Cevap ne? Adana. Umarım yeterince anlatabilmişimdir. Yeterince izah edebilmişimdir. Ben de seninle birlikte çözdüm soruyu. Haydi bakalım. Şimdi 7. soruya bakalım. Son soru. Esnek bir yaya denge konumuna göre yaptığı 3 farklı hareket çekirdek gibi gösteriliyor. Buna göre bu hareketlerden hangileri esnek yayda dalga hareketi oluşturur? Bunu daha önceden benzerlerini ÖSYM'de sormuştu sevgili arkadaşım. Güzel bir soru. Denge konumundan yukarıya aşağıya. O zaman burada bir ne oluşturursun? Dalga değil, atma. Yukarı, aşağı, aşağı, tekrar yukarı. Önce yukarı olduğu için şöyle bir ne oluşturursun burada? Dalga oluşturursun. Gayet mantıklı. Geri ileri. O zaman geri ileri, geri ileri sıkışmış ve gevşemiş. Sıkışmış ve gevşemiş dalgalar oluşturabilirsin. Gayet mantıklı. Geri ileri. Bak denge konumundan ileri, geri, ileri, geri. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama şu ifade olmaz. Şu da oldu. O zaman cevabım ne oldu? Denizde. Değil mi? Yani şey yapsaydı. İleri çekip denge konumuna geri getirip dursaydı. Değil mi? Denge konumu denge konumuna göre aşağı yukarı hareket etme. Denge konumundan sağa sola hareket ettirme. Denge konumundan sağa sola hareket ettirme. Oysa ki denge konumundan yukarı çekip tekrar denge konumuna getirdiği gibi. Denge konumundan şurada üçüncüyü okuyorum. Denge konumundan sağa çekip tekrar denge konumuna getirseydi olmazdı. Sağa sola yaparsa olur. O zaman cevap ne olur? Denizli olur. Böylece bu denemeyi de bitirmiş olduk sevgili arkadaşım. Bir sonraki denemede Ahmet Hoca'nla görüşmek dileğiyle diyorsun umarım. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.